Plaktan herkese merhaba sevgili sinema severler. Bu hafta stüdyomuzda ülkemizin en eski ve de en çok sevilen sinema sitesi beyazperde.com'un şahane ekibini ağırlıyoruz. Sevgili genel yayın yönetmeni Melis Zararsız ve topluluk yöneticisi Hande Kara. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz size gelecektik aslında bu hafta. Öyle planlamıştık ama böyle daha güzel oldu. Siz buraya geldiniz. Uzun zamandır da istiyorduk. Evet. Beyaz Perde ekibiyle bir araya gelmeyi. Çok yoğun çalışan bir ekip. Sürekli yeniliklerle dolu bir site. Böyle her gün açtığımızda böyle farklı bir şeyle karşılaşıyoruz. Neler yapıyorsunuz bu aralar? Bayağı yoğunuz gerçekten dediğin gibi. Her gün bir siteyi aslında güncellemek gerçekten çok zor bir iş. Bir derginin aslında her gün çıkması gibi bir şey diye düşünebiliriz. Ama çok da keyifli tabii ki. Beyaz Perde tabii birçok yenilikle aslında karşımızda uzun zamandır, sen de farkındasın. Fransa'nın Beyaz Perde.com'u satın almasıyla, Fransız bir şirketin daha doğrusu, birçok yenilikle artık karşı karşıyayız. Hem tasarımsal anlamda hem de içeriksel anlamda. Ekibimiz de büyüdü. Hande ile birlikte toplulukla ilgili de hani sosyal medya ile ilgili ve dışarıda bazı outdoor aktiviteleri de yapıyoruz. O yüzden gündemimiz bayağı yoğun. Beyazperde.com hani bunun dışında aslında takipçisini çok seven bir site. Hani evet. Ve etkinliklerine o dahil eden bir site. Evet. Topluluk yöneticisi Hande. Şu anda tüm amacımız bu zaten. Takipçilerimizle beraber olmak, etkinliklerde onlarla beraber olmak, tanışmak, sürekli bir iletişim halinde olmak. Çeşitli ön gösterimler düzenliyoruz. Orada işte bloggerlarla olsun, sinema yazarlarıyla olsun bir araya geliyoruz, filmleri izliyoruz. Öncesinde sohbet ediyoruz. Bunun dışında bazı temalı partiler yapmaya başladık yavaş yavaş. Bunlar tabii geliştirerek devam etme amacındayız. İnşallah her şey çok güzel olacak. Çalışmalarımız devam ediyor bu konuda. Sinemayla aklımıza gelebilecek her türlü şeyi bir şekilde kulübümüze dahil etmenin çabası içindeyiz. Vizyona giren filmleri beyazperde.com yazarları nasıl yorumluyor? Birazcık da onlardan bahsedelim isterseniz. Şu aralar vizyonda olan hani en çok konuşulan filmlerden bir tanesi herhalde Aşk Kırmızı. Aşk Kırmızı. Osman evet. Sınav'ın evet. Filmi. Aşk Kırmızı. Sadakat ne renk? Rengini sen seçemezsin. Aşk seçer. Aşk Kırmızı bir kere çok iddialı geldi. Daha film vizyona girmeden önce biz hani basın olarak da beslenmemiz adına çok fazla basın bülteni, fragman, fotoğraf, her filmle ilgili böyle aslında şansımız olmuyor. Evet, BKZ bu arada çok iyi çalışıyor. Evet, bu konuda gerçekten çok iyi çalışıyorlar. Çok fazla beslendik ve biz de onları Beyaz Perde'de gayet güzel yer verdik. Ve açıkçası iddialı bir yapım olduğu çok belliydi. Çünkü farklı bir hani 3 kişilik bir aşk söz konusu. Nurgül Yeşilçay zaten çok iddialı bir isim. Osman Sınav zaten iddialı bir isim ki hani bir önceki filmi zaten çok sevilmişti. Ve kısa bir sürede yeni bir filmle de gelince... Çok apar topar oldu galiba. Çok apar topar oldu evet. Biz de zaten o yüzden böyle hani şaşırarak açıkçası bekliyorduk. Herkes aynı hayatta. Kendini bir şey sanma. Ne kadar çok bilirsen o kadar...
kadar bela başa. Sen bilirsin aslında aklımdan geçenleri. Zaman her şeyi çözer, şu beklemek olmasa. Çok farklı bir üçgen aşkı anlatıyor. Çok da bizim son zamanlarda izlediğimiz bir aşk hikayesi değil aslında. İddialı ve cesur bir yapım. Ve dediğim gibi Nurgül Yeşilçay'ın bence çok büyük bir payı var burada. Renkler çok mesela baskın. Hani hakikaten kırmızı. Kırmızı böyle her yerde gözümüze sokula sokula var. İddiası bu şekilde ama biraz bu melodram anlamında eski Türk sineması tadında bu senaryosunun ben çok eski Türk filmlerine benzediğini açıkçası düşünüyorum. Bu kadar hani iddialı ve modern bir fikre rağmen. İçeride çok modern olmayan, biraz daha böyle hani erkeğin baskın olduğu, kadının biraz daha aşağıda kaldığı bir yaklaşım var. Ama seyircisini bulacaktır diye düşünüyorum. Çünkü beklenen bir yapım gerçekten. Bu açıdan haftanın herhalde önemli filmlerinden biri. Hı-hı. Özellikle müzikleriyle de çok şu an dikkat çekiyor Mehmet Erdem'in. Çok seviliyor bu aralar bu evet, video klibi. Evet, kesinlikle. Evet, evet ve o çok yakışmış filme. Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kadınım. Haftanın filmlerinden bir tanesi de Çanakkale Yolun Sonu. Herhalde bu bir yıl içinde izlediğimiz üçüncü Çanakkale filmi. Burası yarın hesap edecek yer değil. Genel olarak Çanakkale filmleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz peki? Yani bu ara evet böyle tarihi filmlerimiz zaten artık böyle bir öne çıkmaya başladı. Ki bu bence aslında olumlu bir şey. Yani çok beğenilmiyor, belki eleştiriliyor çok ama bizim de bunu yapmamız gerekiyordu aslında. Çünkü tarihi hikayelerimiz çok fazla. Neden biz yapmayalım, neden hani el alem yapsın da biz yapmayalım kendi hikayelerimizi. O anlamda ben hepsine aslında şans vererek izliyorum. Ama işte hepsinde tabii ki bir takım teknik sorunlar olabiliyor, işte senaryoda bazı aksaklıklar olabiliyor, hep böyle bir eleştiriliyor. Sanki böyle bu sefer olmuş, çok daha böyle eli yüzü düzgün, derli toplu, her şeyin doğru anlatıldığı ve hani izlerken de bir şeylerin hani göze batmadığı bir yapım olmuş. Reha Erdem'in beklenen filmi Jin. If İstanbul'da ilk defa filmi evet. İzlemiştik. Hani gerçekten çok heyecanla beklenen filmlerden bir evet. Tanesiydi. Hani siz filmi gördünüz mü ya da ne düşünüyorsunuz? Ben izledim. Reha Erdem sinemasının hepsine hakim değilim ama bir iki filmine hakimim. Ama bir kişilik yapısının da farkındayım. Böyle dediğin gibi çok fazla konuşmayı, kendini anlatmayı sevmeyen bir yönetmen. Aslında bu bir yandan da güzel. Hani filmim bu, siz izleyin, siz yorumlayın diyor büyük ihtimalle. Adı ne? Leyla. Nereye gidiyorsun? Yürü be, askerlerim ölüyor lan benim. Yürü be, sakın be! Bırak! Ben filmi çok beğendim. Yani gerçekten çok etkilendim. Şöyle bir şey, sonuçta politik bir konu, çok ciddi ve ağır bir konu. Ama masalsı bir şekilde ama evet, yani bu kadar masalsı anlatabilmek ve belki işte arada bir takım mesajlar veriyorsa bile bunu çok yumuşak bir şekilde veriyor olmak. Ama bir yandan da iki tarafı anlamaya çalışıyor olmak. Ve hakikaten kadın bir kahraman koyup, böyle küçük ama kadın bir kahraman koyması. Zaten çevre, detaylar, mekanlar... Bir anda patlayan o bombalar, yani hem böyle şey izlerken insanı biraz aslında zorlayan da bir film. Tam böyle bir hani rahatlığa geçiyorsunuz, bir anda ciddi bir şey oluyor, o sesler. O sesler, hani patlamalar çok rahatsız ediyor. Evet, ben çok çok beğendim. Ellerine sağlık, tebrik ediyorum bunu.